Evet. Bu dosyaya başlarken yeşil çekirge veya çayır çekirgesi denilen dosyaya başlarken böyle baştan ufak tefek bilgi veririm. Arkasından elimde çünkü bol miktarda görüntü olduğunu biliyorum. Bu görüntüleri de paylaşırım. Görüntü kalitesiyle ön plana çıkarım falan diye düşünmüştüm. Fakat yanıldım ve işin içinden çıkamıyorum. Bakın açık söyleyeyim. Şu anda bir tane yayınlandı. Yani herkes görmüyor şu anda. Ben yükledim, açacağım onu. Herkes görecek. Bugün yarın açarım. Öyle bir işte her zaman söylediğim olay gerçekleşti. Hayat o kadar gizemlerle dolu ki en ufak bir canlıda dahi bakın yeşil çekirge der, böyle bakar geçerdik. Ufak tefek şeyine hayret ederdik işte yaprak görünümü, kamuflajına falan. Fakat araştırmalara, ayrıntılara girdiğimiz zaman hiç de böyle değil. Acayip bir şey, acayip bir şey. Yani insan işte bu ayrıntılar beni mutlu ediyor fakat aktarması çok zor. Şimdi kafamda bir sürü şey var. Ben elimde yazılı belgelerle böyle konuşmayı sevmiyorum. Beceremiyorum zaten onu. Bu arada yeleğimi ters... Neyse, şu anda önümde bir şeyler açık ama benim aklımda bir sürü bilgi var. Bu artık tek bir videoda açıklanma boyutunu geçti. Bunu muhtemelen 3 veya 4 video şeklinde göstereceğim. Elimdeki bütün arşivi dökeceğim. Yani 2013'te başlamışım çekmeye. Bunu ve işte 2017 yılında bir videoyu ekleyerek bir orta büyüklükte biraz da önüne kendi bilgilerimden ekleyerek konuşarak bir video yaptım. Şu anda hazır açılmayı bekliyor. Ama elimdeki tüm arşivi yayınlayacağım. Yaklaşık 3-4 bölüm olacak. Yani bu hafta bu çekirgeyle uğraşacağım. Bu hafta tamamen bu çekirgeyle uğraşacağım. Bakın bu çekirgenin adı çayır çekirgesi olarak Türkçe'de geçiyor. Fakat şöyle yazdım büyük harflerle herkes görebilsin diye. K-T-Y-D-T. Katidit diye. Aslında orijinal adı bu. Bilimsel adı da ayrı, daha iyi bilimsel adları olur. Bunlar da ayrı, bunlar da videonun altında yazılı olacak zaten. Katidit diye aradığınız zaman yabancı sitelerden de birçok bilgi bulursunuz. Ne bulursunuz? Bakın, bu çekirgeyi ben yakaladım. Bu uzun boyutlu ve artık makroda ne varsa gösterdim ona. Bu hangi bölümde olur bilmiyorum. 3-4 bölüm olacak çünkü bu. Bölümlerden bir tanesinde detaylı artık gidiğine dadına her yerini göreceğiz. Ama bundan önce bilgi içerikli ve elimdeki tüm arşivi dökmek için çıkardığı sesten dolayı bu ismi almış. Bakın bu çekirgenin ses çıkardığını ben 2 defa şahit oldum. Ve arşivimi kurcalarken bugün sabah, şu anda sabahın çok erken saatleri, öğleden sonra dersin, erkenden kalktım, akşam uğraştım çıkamadım. Anca bekliyorum. Bakın şuradaki dosyayı ona ayırdım komple. Şu dosyaki yıllara göre ayrılmış bir sürü çekim var, fotoğraflar, şunlar bunlar var. Biraz da dünya medyasından şeyler var. Bunun içerisinden bir parça şöyle azıcık bir şeyi, bir video yapabildim. Ama asıl video bundan sonra gelecek. Şimdi bunu kurtarmaya ççalıştığım da oldu. Neler oldu neler. Bir sürü bir elimizde arşiv var. Şimdi katidit, K-T-Y ve dit vurgusu yaptığı için öterken katidit şeklinde ötüyor diye bu ismi almış. Fakat ben bunun cırlamasını çok duydum. Yani bu yeşil formunun bir de değişik formu var. Bunları katiditleri çekirgelerden ayırmanın en kolay ve en basit yolu anten uzunlukları. Anormal derecede uzun antenleri var. Hatta bir videoda ben ne demiştim ya, radar gibi antenler. Elimi böyle yapıyorum, tak antenleri bu tarafa çeviriyor. Bu tarafa koyuyorum, lap bu tarafa çeviriyor. Antenleri resmen duyu organları gibi demiştim. Böyle bir şey, geriye alıyorum, antenleri geriye çeviriyor falan. Böyle bir canlı bu. Artı bakın bunun hakkında başka bir şey söyleyeyim ben size. İnsanlar gibi duyan bir canlı. Duyu organı, kulakları, bacaklarında, ön bacaklarında duyu organları var.
kulakları var ve bu kulakların çalışma prensibi insanlardakinin aynısı. Ne kadar ilginç. Ve bizdeki bu iç kulakta salyangoz dediğimiz yerde yarım daire kanalları falan vardır. Bu dengemizi falan sağlar. O beyincikle beraber çalışırlar. Bunda da var o ve bunda top şeklinde sıvımış ve içi dolu sıvı şeklindemiş. Bu kadar küçük kulaklarla nasıl kalkıp da bu kadar net duyabiliyor diye bilim adamları üstünde araştırma yapmışlar. Bakın çekirge ses duyuyor. Çekirge ses duyuyor ve 3 kilometre öbür taraftaki diğer çekirgeleri ve diğer canlıları duyabiliyormuş ve neyin ne olduğunu ayırt edebiliyormuş. Ayrıca bunun üzerine bilim adamları bu şeyden dolayı, yani bu kadar küçük boyutlarda bir kulakla, mesela bakıyorsun şimdi tilki toprağın altındaki, karın altındaki farelerin hareketini duyacak. Pabuç gibi kulaklar var. Dikiyor kulakları, ondan sonra şak dalıyor, yakalıyor. Peki bu kadar küçük kulaklarla bu işi nasıl yapıyorsun? Bakın soru müthiş. İşte bilim budur. Adamlar bunun üstünde çalışıyorlar ve bundan yola çıkarak, bunun üzerinden araştırma yaparak işte mikro ses cihazları, işitme cihazları, görüntülü cihazlara mikro kulaklar takmak gibi bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Yani bakın burada biz gördüğümüz zaman işte çalıda yeşil çekirge deyip geçtiğimiz canlı da insanlar, bilim insanları nasıl uğraşıyor? İşte bu yüzden diyorum. Böyle hayvanları beslemek bilmem ne falan önemli değil. Bu canlı da Tanrı'nın verdiği, Allah'ın verdiği ne var? Bu hayvan nasıl bu zamana kadar gelebilmiş? Bu kadar vahşi bir doğanın içerisinden sıyrılıp bu zamana kadar geldiyse bunu bir özellik vermişti. Bir veya birçok özellik, bilemiyoruz. İşte bu ayrıntıları yakalamak bizim derdimiz. Böcek reis budur ve böcek reisin aramaları budur. Yoksa al, beste, görüş falan değil. Bununla ilgili dünyada neler olmuş? Bulabildiğimizi bulamayabiliriz. Bakın bu şeyi ben bir iki defa yayınladım. Hatta son en makro video, en güzel video bunun hakkında çekilmiş benim. Benim çektiğim en güzel kısmını yayınlamaya gerek duymamışım. Kalmış böyle. İşte bu eklendikten sonra tamam mı, tekrar arşivleri tararken denk geldi. Ve üstüne hemen bunun önüne bir konuşma eklerim, yayınlarım şeklinde düşündüm. Ve ben bir haftadır içinden çıkamıyorum. Araştırdıkça başka şeyler çıkıyor. Kongo olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Nana diyorlar. Bunları resmen ışıklar yakıyorlar. Böyle şeyler koymuşlar. Üçer dörder metrelik levhalar koymuşlar. Ortaya ışık sokaklara. Bunlar geliyor buraya. Geceleri uçuyorlar. Bu ışığa geliyorlar. Aşağıda toplanıyorlar. Bunları yiyorlar. Yiyorlar bakın. Ve ismini dur bakayım hemen çıkarayım. Sinenana diye isim geldi. Nesenene. Hatta şarkılar kültürlerinde var. Adamların kültürlerinde bunlarla ilgili şarkılar var. Bakın siz şimdi şey yapamayacaksınız tabii ki. Burada bir yeri beni çok güldürdü. Adam geliyor. Bak geldi. Neyse nanalar nerede? Hatun diyor, tamam mı? Ya azıcık bir iki tane bitmiş lan diyor. Kürekle saldırıyor. Allah'tan vurmuyor kürek. Çek lan. Terbiyesiz. Öbür taraftan gidiyor alıyor şimdi. Kadın şarkı söylüyor, süper şarkılara bak. Afrika şarkıları falan dinledim bol bol. Bu şeyi bak. Kısa nene diyor şu anda. Yani bu adam götürüyor kısa nene falan. Tamam şeye girmesin. Kapatalım şuradan. Dolayısıyla sonra baktım Asya'da da yeniyor bu hayvan. Bu çekirgenin bu türü Asya'da da çatır çatır yiyorlar. Ve çok meşhur bir şey. Bakın ya. Şimdi fotoğraflar geç açılıyor bu nedense. Çatır çatır Afrika'da, tamam mı, Asya'da aranan, yenen, tamam, pazarlarda mazarlarda böyle kutu yapmışlar küçük, böyle büyükten küçüğe doğru. Tamam mı, yiyorlar adamlar bunları. Harika şeyler bak. Neyse ne. Grasshopper.
Tamam, o adamın ağzında. Bakalım başka ne var orada fotoğraf olarak. Bu video herhalde. İşte bakın, böyle görseller falan da aldım. Gerçi bizim görseller bundan farklı değil. Bizimkiler daha güzel hatta. Biz de güzel fotoğraflar çekmişim de. Bunlar bana ait değil. Değişik formlar. Yani şeyde, kamuflajında mesela bakın. Bu benim bir, bugün yayınlayacağım, bugün yarın yayınlayacağım. Dev bu. Resmen şu kadar, 10 santim. Bir türü. Bunların da değişik türleri var. Muhtemelen yenen bu. Yedikleri aranan bu. Bakın adam makarna üstü kısa nene yapmış. Ondan sonra üçerli beşerli kaktırıyor arkadaş ağzına. Başka ekmek arası dürüm yapmış kısa neneleri. Burada bak yaymış kurutuyor. Hani biz de yayarız kuruturuz ya, burada da hayvanları toplamışlar kurutuyorlar. Bakın şu organ gözüküyorsa kılıç, ben bunları kılıç kuyruklu çekirge falan diyordum. Bunlar da aynı. Bunlar da aynı. İşte bunun videosunda antenlerimden ne kadar uzun olduğundan ve her tarafa yönlendirdiğinden falan bahsetmiştim. Bu da videonun kendi resmi. Bu videoyu yayınladığımda zaten bu canlı hakkında görsel olarak doyuma ulaşacaksınız. Yani doyacaksınız buna diyebilirim. Evet. Şimdilik böyle bir giriş yapalım. Yine ikinci bölüm olarak muhtemelen Çanakkale'de yağmur sonrası, fırtına sonrası 2017'de çektiğim bir video var. Onu yayınlayacağım. Onun akabinde yavaş yavaş bu tarafa geleceğim. Ve Şe'deki sır çözüldü. Urla'da Urla'nın çekirgeleri falan diye videolar yapmıştım ben. Çekirge değilmiş arkadaşlar bunlar. Hepsi işte neymiş? Şumuş. Şu. Katedit. Katedit. Çayır çekirgesi olarak Türkçe'ye geçiyor. Müthiş bir hayvan. Bir hafta bunu araştırıyoruz. Görüşürüz. Buyurun. Ağustos 2017. Fırtınadan sonra tekrar Çanakkale'ye geldim. Bu fırtınadan bir gün önce kaçan Argropa örümcek acaba gelmiş mi yuvasına diye baktım. Fakat yok, yuva da yok. Yuva da zaten fırtınaya dayanamamış. Parçalanmış, uçmuş gitmiş. Hiç izi bile yok. Fakat başka bir şey gördüm. Daha önce çekimini yaptığım olması gerekir. Bakın burada görebiliyorsanız göze alışkın olan arkadaşlar göreceklerdir. Antenlere dikkat edin. Antenlerden belki uyanabilirsiniz. Kamuflaj videolarımda bu canlıdan mevcuttu. Ve bunu çekmiştim hatta ben. Bakın artık netleşmiştir. Tam arka tarafından bakıyoruz şu anda. İşte. Fırtınadan önce, bayağı önce çektiğim yeşil çekirge yaşıyor. Aynı çekirge olduğunu nereden anladım? Sağ anteni kısa. Göremeyen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Bakın bacakları, anteni, kamuflaj o kadar güzel ki gerçekten de görmekte zorlanmak normal yani. Bacağının bir tanesi havada. Bakın bacağının birini havada tutuyor. Titretiyor. Ama ani hareketler yapmıyor. Çünkü ani hareketler görünmesine neden olabileceğini düşünüyor. Bakın hareketlere bakın. Bu kalemunda da aynı hareketler vardır. Kesik kesik. Yürüyor ama hiç çaktırmıyor. Bunu şu anda arkadan çekiyorum. Şöyle yandan bir girmeyi deneyeyim bakayım. Nasıl yapabilecek miyiz? Yan tarafı da kapalı aslında. Diğer yandan girmem lazım.
mükemmel bir kamuflaj. Bakın ayağını minim minim kaldırıyor. Dün gece saat 4.30'da çıktım İzmir'den yola. Saat 8 gibi falan, 8 çeyrek gibi falan da Çanakkale'ye indim. Evet, fark edildiğini anlayınca da hızlanıyor normal. Bakın ayak havada. Bu çekirge buralarda var. Rüzgarda sallanan yaprakları taklit ediyor. Renk birebir aynı. Yani üzerinde bulunduğu kara ağaç yaprağı bu. Birebir aynı. Ton farkı bile yok. Ayak uçlarında ve vücudunun belli yerlerinde işte ağaçların veya bitkilerin sap kısımlarını, rengini taklit etmiş. Kamuflaj harikası bir canlı. Ve anteninin birinin kısa olması tesadüf değilse, çektiğimiz doğa gözlemleri bir kamuflaja alışmak diye bir video yapmıştım. O videoda bulunan çekirge bu çekirge. Çevremize bir bakalım. Çevremiz işte böyle. Her taraf yeşillik. Argoopem de burada yuvası. Şu bölgedeydi. Şuradaydı. Fakat ne ağ kalmış. Zaten fırtınayı sezdi bence. Ondan arazi oldu. Yok ya. Yani.